Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir arızayla karşınızdayız. Araç sahibi yanımda Gürkan Bey. Gürkan değil mi ya? Evet. Kendisini göstereyim. Şöyle gösterdim. Kritik bir arızası var. Daha önce hiç duymadığım bir arıza. Evet, benzeri arızalar gördük ama bunu 32 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum. Evet, arızayı çözdük. Fakat dedim ki Gürkan abi, vaktin var mı? Dedi var. O zaman dedim insanları bilgilendirelim. Sesi alabildiniz mi bilmiyorum ama birazdan daha net duyuracağız. Sadece sağ dönüşlerde bir ses var araçta. Şu anda yine çok fazla gelmedi. Biraz yürüyelim. Sağ dönüşlerde, solda yok. Sadece sağda bir ses var ve ses öyle bir ses ki insanı çıldırtıyor. Sanki böyle bir plastik hortum ucundan hava çıkıyor ve yumuşak böyle diye ötüyor gibi bir ses. Bilmiyorum alabildiniz mi? Bir daha dinleyelim. Umarım geliyordur. Şu anda net duyuldu. Sesi hangi durumda yaptığını, ne kısımdan geldiğini biliyoruz ama tam net olarak biz de henüz çözmüş değiliz. Sonuçlandırmadık. Ki sizlerle birlikte beraber çözelim diye. Şuradan dönüyorum. Evet. En azından birilerine rehber olsun. Çünkü biz direksiyon kutusundan olabileceğini düşündük. Hır 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 edip duruyor. Buraya dön. Hızlı döndüğün için yapmadı bence. Evet. Şimdi az önce biz aracı stop ettik. Stop halinde dönüş yaptık. Tabii bu tehlikeli. Siz yapın demiyorum. Yapmayın. Gir içeri abi. Tehlikeli. Ben direksiyondaydım. Stop ettim. Stop halinde bu ses gelmiyor. Durduğu yerde bu ses gelmiyor. Sadece hareket halinde geliyor. Bu da bize ne diyor? Bir merkez kaç esnasında bir yere bir şeyler sürtüyor olarak algılıyoruz. Ve buna istinaden ne yapıyoruz? Motor kulağının bağlantısıyla motor kulağının arasına şimdi bir levye sokacağız. Ve o levye ile durduğu yerde motoru itekleyeceğiz. Bakacağız o ses geliyor mu? Şu anda Ahmet sesi yapıyor. Yani motorumuz sol tarafa kaydığı zaman bu ses alttan geliyor. Direkt aşağıdan bir yerden. Büyük ihtimal egzoz bağlantısının olduğu yerde bir sorun var. Şimdi kaldıralım ve bakalım nereden geliyormuş bu ses. Yukarıdayken de aynı hamleyi yapacağız araba çalışırken. Ve sesin direkt birebir noktasını göreceğiz. Ona göre müdahale edeceğiz. Bunun için ne yapıyoruz? Aracı lifte kaldırıyoruz. Işık getirin bir tane. Mağazayı sökün. Bekle. Ben arızayı buldum sanki ama yine de emin olmak istiyorum. Şurası sanki değiyor gibi, hafif yamulmuş, şöyle yamuk duruyor ve sanki değiyor gibi duruyor ama biz yine de emin olalım. Ama iteklediği zaman geri gidecek, o geri gittiği zaman bu tarafa gelir mi? Bakalım.
Evet. Bastır bakayım. Ahmet. Şuradan. Gel buraya. Öyle gelmez. Yap. Mi? Yap. Gelmez öyle. Şuradan bak. Bastır. Bastır. Yap. O büyük şeyi alsana. Yarıyı versene ona. Nereden geliyor? Yap. 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 Şimdi çekmeye deneyelim mi? Yap bir daha. Allah Allah. Yap. Bunları söküp döneyelim mi? Yap. Yap. Dur. Yap. Şu iki çatayı bir sökün bakayım. 16 getir oradan. Yap. Gitti. Söktün ve gitti mi? Evet. Allah Allah. Bir geri tart. Sadece onu sıkın. Şey getir, sıvı gres getir. Sök bir, kulağı komple sök çıkar. Arkadaşı söktük. Ve bakıyoruz. Şurada bir sürtünme yeri var. Tam olarak şurada da bir sürtünme yeri var. O sürtünme yerini biraz kırpacağız ve tekrar dinleyeceğiz. Orayı biraz yonttuk ve şimdi kulağı geri takacağız yani. Tamam mı? Evet. Sorun yok değil mi? Sorun yok. Mis gibi. Geçmiş olsun. Eyvallah.
Şimdi bunun sebebini soran arkadaşlar olacak. Onu da açıklamasını yapayım. Gizli kalmasın. Sebebi arkadaşlar, kısa zaman önce Triax takozu değiştirdik. Tornacının 2 milim sağa dönük taktığından kaynaklanan bir şey. Tabii ki bugüne kadar neden ses yapmadı o tartışılır. Ne kadar oldu değişeli o? Ne kadar oldu Ahmet'ciğim? 3-4 ay oldu. 3-4 ay oldu. 3-4 aydır o ses yoktu. Yeni peyda oldu. Ve bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Yani çok şükür. Sizinle de bunu paylaşalım dedik. Şu anda öyle bir ses kalmadı çok şükür. Mağazaya takalım, aracı gönderelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna nokta dahi olsa bir de yorum yaparsanız video daha çok kişiye ulaşır ve daha fazla kişi bilgilenir ve bu çorbada sizin de tuzunuz olmuş olur. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.